Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir manevi lider kadından bahsedeceğim. Öncelikle videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve abone olabilir. Bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Üyelikte de destek olmanızı istiyorum. Ve orada önemli bilgilerle beraber yayınlarda olalım. Destek olalım arkadaşlar. Önemli bilgiler bunlar. Önemli. Bugüne kadar 230 tane gelecekten bilgi verilmiştir. Ve takip etmenizi istiyorum. Ve en azından şahitlik yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Öyle bir kadından bahsedeceğim ki tam olarak kalp üzerinde, tam kalbinin üzerinde bir ben var. Onun işareti de odur. Kalbiyle hareket eder, kalbiyle yaşar, sevgiyle, aşkla yaşayan bir kadın kardeşimizdir. Onun bilgisi kıymetli bir alandan gelmiştir. Kıymetlidir ve 3 tane kuş tüyüyle alakası vardır. 3 tane kuş tüyünü ya görmüştür ya da görecektir. Bu onun önemli bir şifresidir. Kalp üzerinde bir beni vardır. Tam kalbinin üzerinde arkadaşlar. Öyle bir kadındır. Kıymetlidir. Bunu nasıl bir isim bulacağımı bilmiyorum ama bu yeni bir bilgidir. Yeni bir bilgi. Kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. Sadece gelin bilgileri size anlatıyorum. Tabii ki burada tereddütte alabilirsiniz. Neden inanacağız diye. Olabilir. Yalnız videolarımı izlemiş olsaydınız canlı yayınlara katılmış olsaydınız, üye olmuş olsaydınız fikrinizi değiştireceğinize %100 eminim arkadaşlar. Mesela Karadeniz'deki sahillerdeki sesin duyulması, patlama sesinin duyulmasını mesela önceden anlatmıştım. Karadeniz'de değişik bir olay olacak demiştim ve insanlar, binlerce insan şahitlik yapmıştır. Canlı yayına geçin ve 5 gün önceki canlı yayını izleyin. Ve Karadeniz'deki olayı da Google'dan bakın, aradaki zaman farkını göreceksiniz. Önce ben söyledim, sonra Karadeniz'deki olay patlak vermiştir. Bunun gibi 230 tane bilgi vardır. Onun için şüpheye yer kalmasın. Ve vesvesesi yanlış bir alana sürüklemez. Kadınlar da ahir zamanda mücadele edecekler, erkekler de. Ben daha çok kadınlar üzerinde yoğunlaştığım için bazı erkek kardeşlerimizden bahsedeyim. Çünkü diğer erkek kardeşlerimiz de var. Hepsi çok anlayışlı. Yıllardır hep erkeklerden bahsedildi, kadınlardan bahsedilmedi. Bana da Tarık Yıldız'ından bir bilgi geldi ve 5 kadın elbisesiyle başladı olaylar. Daha sonra bunlar genişledi. Ben sadece bir aracı olarak size bu bilgileri aktarıyorum ve bunu can kulağıyla dinleyin. Kalbinizle dinleyin. Ruhunuzla ve en kıymetli aklınızla dinleyin ve idrak edin. İdrak ediyorum. Yalnız şeytanlar boş durmaz, reptiller boş durmaz. Şeytanlar, cinler boş durmaz arkadaşlar. Vesveseyi yayarlar. Ben sizin ayağa kalkmanız için uğraşıyorum. Yani benim derdim kendim değil. Ben kendim için uğraşmıyorum. Ve ben bu işin hamallığını yapıyorum açıkçası. Sizin uyanmanız için elimden geleni yapıyorum. Çünkü birçok manipüle alanları vardır. Sizi gerçekten de değersizleştiren söylemler vardır. Kelimeler, konuşmalar vardır.
Ben bunları üzerinizden alıp temiz bir alana çıkarmak istiyorum sizi, papatya. Papatya alanına, bozkırlara, okyanuslara, kainatın en kıymetli gezegenlerine çıkarmak istiyorum. Çünkü kıymetlisiniz. Bu kadın çok kıymetli bir kadındır. Ve kalbinin üzerinde bir ben ve 3 tane kuş tüyüyle alakalı bir meseledir. Tabii ki anlatmak kolay. Anlatabilirim. En azından dilim döndüğünce, Türkçem yettiğince anlatmaya çalışıyorum. Siz ne anlıyorsunuz? Benim bu konuşmalarımı neden yapıyorum? Mesela niçin yapıyorum? Sebebi nedir? Mesele bu. Meseleyi derin anlamak ve derin çözümlemek lazım. Etrafında nice melekler, nice ruh rehberleri seni uyandırmaya çalışıyor. Şüpheleniyorsun ama kendini tanıyamıyorsun. Arada kalıyorsun ve kendine güvenemiyorsun. Bir şekilde bu kelimeleri benim konuşup senin anlaman içindir. Bu şifreleri kendin çöz ve kendini tanı ve kendine gel. Kendine gelmen için ruhuna odaklanman lazım. Ruh bedenden önce yaratılmıştır. Ruh Adem Aleyhisselam'dan önce yaratılmıştır. Buna yoğunlaşarak, kıymet vererek devam etmen lazım. Onun için bunu iyi anlamanı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize söylüyorum bunu. Havuç salatası güzeldir. Yalnız herkes sevmez. Neden kendinizi, kendi ruhunuzu kıymetsiz buluyorsunuz? Sizce bu büyük bir sorun değil midir? Büyük bir sıkıntı değil midir? Neden kendi ruhunuzu değersiz buluyorsunuz? Oysa ki Allah cehennem ve cennet konusunda erkeği ve kadını eşit yaratmıştır. Erkek günah işlediğinde, kadın da günah işlediğinde aynı oranda sizin kitabında yazılmıştır, yani alanda bilinmektedir. Sizin alanında bilinmektedir yani. Kimse diyemez ki bir elma vardır, o elma, iki elma diyelim, iki elma vardır adamın tepsisinde, birini bir kadın alıp yiyor, birini de bir erkek yiyor. Allah her ikisine aynı günah yazar. Kadına da aynı, erkeğe de aynı yani, melekler aynı günah yazar. İşte burada bile bizim eşit olduğumuz ortadadır arkadaşlar. Sadece bazı hadiselerde erkeğin bir adım önde olduğu ile ilgili ayet vardır. Çok da büyük bir fark yoktur yani. Meryem Aleyhisselam'ı düşünün. Meryem Aleyhisselam için de aynı şeyler yaptılar. Gökyüzündeki kıymetli ruhlar sizden haberdardır. Allah'ın emriyle size yardım etmekteler. Karanlıkları delen yıldız sizi tanır. Kulağınızdaki tıkırtılar, uğultular boşuna değildir. Vücudunuzdaki çizikler ve dörtmeler, değişik haller yaşamanız boşuna değildir. Siz deli değilsiniz. Siz farkına vardınız. Kainatın, ruhunuzun farkına vardınız. Siz kıymetli, iman etmiş insanlarsınız. Kadınlar ve erkeklersiniz. Derinlikli anlatmak yeterli değildir. Binlerce yıl ömrüm olsa ve anlatsam yine yeterli değildir.
Allah'ı anlatmamız hiçbir şekilde ne yeterli zamanımız ne de yeterli kelimelerimiz vardır. Onun için konuyu idrak ederek, anlayarak, kavrayarak devam edersek önümüzdeki bazı engelleri aşmayı da bize nasip edecektir Allah. Hazreti İsa'nın zamanından bugüne kadar insanların bir bölümü yine aynı şekilde kötü tarafa çalışırken bir bölümü de hayır işlerinde mücadele eder. Özellikle size şunu anlatmak istiyorum. Allah'ın yolunda bir taş bile taşırsanız onu küçük görmeyin. Bir taş bile taşırsanız küçük görmeyin. Bir taşı bile küçük görmeyin. İyilikler yapmaya çalışın. Dua edin. Bu kadının rengarenk elbiseler içerisinde yıldızların ortasında yıldızın üzerinde demiyorum, yıldızların ortasında büyük bir enerjiyle varlığı vardır. Kendisi yıldızlardan kopup gelmiştir. Yıldızların ortasında bir yıldız takımı vardır. Bu yıldız takımının tam ortasında bir yıldız vardır. Tam olarak 7 tane yıldızdır. 7 tane yıldızın tam ortasındaki yıldızdan gelmiştir. Etrafında 6 tane yıldız oluyor. İşte böyle bir ruh, kainatın sonsuz yaratıcısı öyle kıymetli hamleler yapıyor. İnsanoğlunun uyanışı için. Uyanış. Uyanış bazen zor olur. Bazen derinlikli bir uyku halindeyiz. Bazen öyle bir uyuruz ki binlerce yıl uyanamayız. Ashab-ı keyfi unutmayın. Ashab-ı keyfin uzun yıllar uyutulduğunu ve başka boyutlarda yaşadıklarını biliyoruz. İlyas Aleyhisselam'ı biliyoruz. İdris Aleyhisselam'ı biliyoruz. Zühre'yi biliriz. Bu kadar derin, bu kadar elimizde bilgiler varken neden kendimize yakıştıramıyoruz veya neden kendimizi bu yolun yolcusu olarak göremiyoruz? Onun için devam etmek, kıymet vermek, hayatı anlamlandırmak, hayatın hiçbir saniyesinin boş geçmemesi gerektiğini bilmek ve Allah için öz Allah'tır, gerisi teferruattır bilinciyle yaşayıp, görüp, deneyimleyip, anlayıp, anlatıp ve herkesin 5 kişiyi ikna ederek bu manevi yolculukta gücüne güç katıp etraftaki dikenleri temizleyip devam etmesi Turisina, Cudi, Ağrı, Uludağ ve dünyanın en yüksek dağlarına tırmanabilmelidir. Ellerini uzatıp bulutlara ulaşabilmelidir. Bu bulutların üzerinde nice melekler vardır. 313'ler vardır. Bulutların kapıları, gök kapıları açılır ve melekler insanlara gereken desteği ve yardımı eder. Sen yeter ki gözünü yumma. Ruhundaki gözlerini kapama. Hisset.
Bütün kainat senden haberdardır. Hiçbir şey ne eksik ne fazladır. Allah her şeyi yaratmıştır. Yaratılanlar içerisinde sen de bir zerresin. Kıymetli bilgiler kıymetli insanlara verilir. Pembe elbiseler sana yakışıyor. Pembe elbiseleri giy ve mutlu bir ortamda Allah'ı tefekkür et. Bütün sıkıntılarını Allah biliyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Yorgun bir insanın uyuması gerekmez. Uykusuz bir insanın uyuması gerekir. Yorgun bir insanın uyumaya ihtiyacı yok. Uykusuz bir insanın uyumaya ihtiyacı var. Onun için sen yorgunsun. Senin dinlenmeye ve senin tekrardan kendini toparlamaya ve Allah için tekrardan çok yoğunluklu bir şekilde idrak ve çalışma içerisine girip balıkların zıpladığı çağda insanların da zıplayacağı çağa geçişte boyut kapılarının açılışında birçok şeye şahitlik edeceksin. Kuşların konuştuğu zaman, eşeklerin kral olduğu zaman kendi görevini iki bilezik şeklinde koluna takacaksın. Her ikisi ayrı bir ilim, her ikisi ayrı bir mücevherat, her ikisi ayrı bir kıymet olacak. Bunu anlaman ve idrak etmen çok büyük bir zamanını almaz umarım. Ve çok kıymetli bu zamanları değerlendirmen kıymetli olacak. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Kanala abone olabilir. Bildirim zilini mutlaka açmanızı tavsiye ediyorum. Bütün videolardan haberdar olmanız için izlemenizi, eski videolara da bakmanızı istiyorum. Canlı yayınlara da katılmanızı. Ve en son üye olmanız gerekir. Daha derin bilgilerde görüşmek üzere. Saygılar, teşekkürler arkadaşlar.